Bey, sizinle başlayalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu özür dilerim. Avrupa Birliği bana söz verdi dedi. Şöyle ki grup toplantısında konuşmuştu. İktidar olmaları durumunda Suriyelilerin ülkelerine geri gönderileceğini söyledi. O açıklamayı ben bir izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Şöyle başladı. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek. Peki bu nasıl olacak? Irkçılık yapmıyorum. Onların evlerini yapacağız, yollarını, köprülerini, hastanelerini, her şeyini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak, hepsini yapacak, kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Sen şikayet etmiyor musun göçlerden? O zaman yatırım yapacaksın. Bana söz verdiler. O zaman kardeşim güle güle diyeceğiz. Davulla, zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz ve Suriye'de barışı sağlayacağız diyor Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki bu açıklamasında. Şimdi ne demek bu? Bana söz verdiler derken tam olarak neyi kastetti kendisi Şaban Bey? Bununla başlayalım. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Cemil Hanım, şimdi tabii Suriyeliler ülkemizde maalesef önemli bir sorun. Ben şimdi Bafra'dayım. Samsun'da Bafra'dayım. Burada, Memleketinizdesiniz. evet, memleketimdeyim. Burada bile yani sokakta Suriyelilere rastlıyoruz. Ve ya toplumun içinde, ülkenin bütün işte ilçelerinde, illerinde Suriyeliler yoğun bir şekilde varlar ve maalesef hani yerleşik değiller. Sosyal hayatın içinde işte hani işiyle, gücüyle, sosyal statüsüyle, mahallesiyle yerleşik değiller. Toplum içinde ayrık bir şekilde hani yaşamaya çalışıyorlar. Onları da hani anlıyoruz tabii ki bir işte savaştan kaçtılar ve bir geçim savaşı veriyorlar. Öyle ya da böyle. Ama ülkemizi hani büyük bir sıkıntıya soktukları malum. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. 40 milyar dolar harcadık diye. Ülkemizde biliyorsunuz yoğun bir işsizlik var. Özellikle gençlerimizde %30'lara varan bir işsizlik var. Gençlerin %30'u işsiz. Genel şeye baktığınızda, genel işsizliğe baktığınızda %15'lere dayanmış durumda. Evet. Enflasyon da %15, %16'larda. Yani gerçekten derin bir kriz var ülkemizde her yönüyle. Toplumsal kriz var, ekonomik kriz var. Ve gençlerin ülkemizin geleceğine yönelik bir umutsuzluğu var. Dolayısıyla ülkemizin kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi açısından hem işte suç atmosferinin işte azalması açısından ki Suriyelilerin de zaman zaman vicdanlarımızı acıtan işte bir takım suçlara karıştıklarına şahit oluyoruz basında. Bu tür olaylar da sık sık yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar sorununu çözmesi gerekiyor. Bunun için de tabii dünyanın hani gelişmiş ülkelerinin katkısı gerekiyor. Sonuçta Türkiye Avrupa'ya göçmenlerin yani Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya gidişini engelliyor Avrupa Birliği'nin ricası üzerine. Özellikle Almanya biliyorsunuz Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na sık sık işte mültecileri göndermeyin aman diyerek destek vaatlerinde bulunuyorlar. İşte 100 milyon avro vereceğiz. İşte ya da işte ne bileyim 3 milyar avro vereceğiz. Siz bunları bizim verdiğimiz paralarla kendi ülkenizde, kendi topraklarınızda beslemeye devam edin. Kamplarda barındırın. Aman bize gelmesin şeyler. Evet. Suriye sığınmacılar. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Yunanistan'la bir gerginlik yaşandı. Yunanistan'la Türkiye arasında bir gerginlik yaşandı. Bizim ülkemiz ne yaptı? AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı mültecilerin önünü açtılar ve mülteciler Yunanistan sınırına yönlendirildiler. Yunanistan sınırında yanlış hatırlamıyorsam 2-3 haftalık bir Yunanistan'a gözdağı verdi Türkiye. Yani bak işte yani ben de dalaşmaya devam edersen sınırı açarım Suriyelileri sığınmacılara senin üzerinden Avrupa'ya salarım diye bütün Avrupa'da bir gerilim oldu ve sonra müzakerelerle Türkiye tekrar sınırı kapattı. İşte sığınmacıları işte kamplarına geri döndürdü. Dolayısıyla bunun bir sorun olduğu, ülkemizin çok ciddi bir sorun olduğu çok açık. Sadece Ahbap ülkemiz yok için değil, artık. sadece ülkemiz için değil, bütün Avrupa için, bütün dünya için, öncelikle de Suriyelilerin kendileri için büyük bir sorun. Kendileri de tabii hani adeta ayaküstü yaşamaya çalışıyorlar, yaşam savaşı veriyorlar. Dolayısıyla bakın 2015 yılında Ahmet Davutoğlu başbakanken Suriyeli sığınmacıların sorununu çözme konusunda
Avrupa Birliği ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ciddi mutabakatlar yapmışlardı. Ama sonra işte Ahmet Davutoğlu parti içinde hani bu başbakanlıktan ve genel başkanlıktan düşürülünce o yapılan, onun yaptığı yani Almanya ile yaptığı şeyler, mutabakatlar uygulanamadı ve Suriyeli sığınmacılar konusu Hiç bugünlere ilgisi kadar yok geldi. dedi. Dolayısıyla şimdi Hasan Bey ne diyor duymuyorum Hiç ama. ilgisi yok dedi. Şaban Bey izin verin ben bir itirazı alayım sonra devam edelim. Ama bitirsin, ben çünkü birçok şeye itiraz edeceğim. Birçok şeye Tabii itiraz ki. edeceksiniz. Peki. Çok Şaban şeye Bey, itiraz edeceğim. şimdi Tamam. özetle söylemeye çalıştığınız şey Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu bu söz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ne ifade ediyor? Onu bir toparlayın. Çünkü hızlıca Hemen soruma döneyim ben. son bir iki cümle. Dolayısıyla bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil. Yani bizim ülkemizdeki 5 milyon civarındaki sığınmacı sorunu sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorunu değil, bütün Avrupa'nın sorunu. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu Avrupa Birliği'nin de dayanışmasıyla, desteğiyle, ekonomik destekse ekonomik destek, işte sığınma desteği ise sığınma destek çözmek zorunda. Sayın Kılıçdaroğlu da sanıyorum bunu söyledi ki Avrupa Birliği'nin Sayın Merkel'in Davutoğlu döneminde işte yaptığı bir takım vaatler var. Sığınmacıların ülkelerine işte güvenle dönmeleri için. Zaten Suriye'deki iç savaşta belli bir noktaya geldi. Bir sükunete erişti. Bu hükümet de şimdi Suriye'de yerleşim birimleri yaparak, yani AK Parti hükümeti de Suriye'de yerleşim birimleri yaparak sığınmacıları peyderpey ne yapıyor? Kendi ülkelerindeki yerleşim birimlerine gönderiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki anladığım kadarıyla biz iktidara geldiğimizde bu Suriyelilerin huzur içinde ülkelerine dönme programını Avrupa Birliği'nin sağlayacağı maddi desteklerle hızlandıracağız ve Evet, bu bu maddi Suriyelilerin destek üzerinden verilen söz neyi temsil ediyor? Hani nasıl bir görüşmeyi anlatıyor? Bunu birazcık irdeleyelim istiyorum. Hasan Bey'e döneyim ben, Şaban Bey buradan. Tekrar hızlıca o ilk turu döndükten sonra hem itirazınızı alayım hem de Tabii. dediğim gibi nasıl bir söz Şimdi bu? şöyle bir kere Şaban Bey birçok şeyi iç içe geçirdi ama Suriyeliler ya da mülteciler ya da Suriyeliler açısından geçici koruma altındakilerle ilgili doğrudan bir şey söylemedi. Şimdi birincisi şunu söyledi. Mülteciler diyemiyoruz ama sığınmacılar Bak demek bir gerekiyor. şey Yani söylüyorum. Şimdi mültecinin bakın mülteciler var. Mülteciler var. Geçici koruma altındakiler var. Geçici koruma altındakiler var ki Suriyeliler o kapsama giriyor. Bir de olağanüstü yasa dışı göç var. Bu Suriyeliler değil. Afganlar var, Mısırlılar var, Iraklılar var, Libyalılar var. var. Yani hep bir sürü. Afrika'dan var. Yani bu başka bir şey. Şimdi birincisi şuradan başlayalım. Suriyelilerin suç oranından bahsettiniz. Suça karıştıkları söylediniz. Kesin bu bir şey. Şehir efsanesi. Bakın başta şunu söyleyeyim. Bu konuda Türkiye'de en fazla yazı yazan adam benim. Yani benden daha çok yazı yazan hiç kimse olmadı. Yani ne işte efendim muhalif medyada tanımlanan tarafta ne iktidara yakın medyada. Benden daha fazla yazı yazan olmadı bugüne kadar. Ve ben çift taraflı kestim. Yani ben bunun bir sorun olduğunu da vurgulayıp bir takım arkadaşlarımın bana faşist demesi bile göze alarak bazı şeyler söyledim. Öbür taraftan da yabancı düşmanlığı üzerinden Suriyelileri hedef alarak yapılan yayınlara da karşı çıktım. Önce bunu söylemek istiyorum. İkincisi, suça karışma oranları açısından Suriyeliler en az suça karışanlar. En az. Çünkü şunu biliyorlar, geçici koruma altındalar ve şehirlerde yaşıyorlar artık. Kamplar falan yok. Bir, iki benim bildiğim, yanılabilirim. Hatay valimiz ve Gaziantep valimiz beni uyarabilirler. İki kamp var. O da mecburen o kamplar durması gerekiyor. Çünkü eski askerler çoğu ve aileleri, yani Suriye'de rejimin askerleri ve Siz onların yerleri. şimdi tabii Dur, Şaban Bey geliyorum. söylediği Ama için cevap birçok vermek vermem istiyorsunuz ama gerekiyor. burada aslında Oraya da tartıştığımız şey geleceğim. Suriyelilerin Türkiye'deki durumundan ziyade Anlıyorum Sevim yani. Kemal Ama yani Bey'e bir verilen yanlış söz. algı oluşturuluyor. Suriyeliler suça bulaşıyor. Hayır. Ama suça bulaşanlar yok mu? Var. Kim? En çok Afganlar. Ve en çok ne yapıyorlar? Birbirleriyle dalaşıyorlar öyle diyelim. Ve en çok da cinayet işliyorlar. Afganlar birbirleri içerisinde birbirlerini öldürüyorlar. Ama
Suriyelilerin suça karışma oranı az. Bunu bir kere söyleyeyim. İki. AB Avrupa Birliği fonları meselesi büyük bir problem ve Türkiye için açılmış en başa bela işlerden birisi. Bu işi baştan beri takip ediyorum. Baştan sonra. Şimdi tarihi yanlış söyledi. 2016 Mart'ı olması lazım. Ben oradaydım. Brüksel'de Sayın Davutoğlu Başbakan'dı ve geri kabul anlaşmasının yeniden revize edilmesi meselesi ve orada iki şey vardı. 3+3 6 milyar euro ve bizim vize muafiyeti meselesi, serbest dolaşım meselesi gündeme gelmişti. Ve yani bunu hatırlatırım. Şunu söylüyorum, başından beri şunu söylüyorum. Avrupa Birliği kendi ülkelerine gelmesinler diye, Avrupa Birliği sınırları içerisine girmesinler diye Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin entegrasyonu başlığı altındaki ben reddediyorum. Entegrasyonu adı altında projelere destek veriyor. Ve bu projelerden faydalanan bir takım sivil toplum kuruluşları ve bir takım insanlar zengin doldurar. Onu da biliyorum. Zengin doldurar onu istismar ederek. Yani Suriyelileri Avrupa Birliği'ne peşkeş çekerek zengin doldurar. Onları da biliyorum. Tanıdığım, bizzat tanıdığım insanlar da var. Fakat Avrupa Birliği kendi içerisinde entegrasyonu savunurken, kendi içerisinde birliği savunurken bizim coğrafyamız ve Türkiye için hep etnisite, etnik milliyetçilik, aidiyet veya hatta coğrafya üzerinden lime lime ediyor, bölüyor. Suriyeliler meselesinin Türkiye'de problem haline, uzun vadede problem haline gelmesi için geliştirilen tüm projelere destek veriyor Avrupa Birliği. Ve onun için de ben baştan beri Avrupa Birliği fonlarının kullanılmasına karşıyım. En önemlisi söyleyeceğim, Şaban Bey diyor ki ve Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Avrupa Birliği fonlarıyla biz Suriyelilerin güven içerisinde memleketlerine dönmesini sağlayacağız. Çünkü bize söz verdiler. Avrupa Birliği Suriye'ye yardım edecekmiş. Suriye'deki imara yardım edecekmiş ve buradan güvenle gideceklermiş. Ya arkadaşlar bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Türkiye en büyük sorunlardan birisi İdlib sorunuydu biliyorsunuz. Ki orada kilitlendi şu anda Suriye krizi İdlib meselesine tıkandı. Suriye krizinin İdlib meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeyi fark etti. O da neydi biliyor musunuz? Hatay ve Gaziantep sınırı boyunca 400 küsür kilometre boyunca yükselen o duvar, yani güvenlik için duvar, duvarın hemen dibine Suriye tarafına kurulan, bence Türkiye'ye kurulan tuzaklardan biri de oydu. Kurulan o çadır kentlerin 20 kilometre, 25 kilometre daha içeriye aktarılması için biriket evler projesini geliştirdi. Peki ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Biz biriket evleri kendi STK'larımızla, kendi imkanlarımızla yapmaya başlıyoruz. Avrupa Birliği alın size imkan, hadi yapın dedi. Ben şeyde de vardım. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'in göç ve göçmen sorunu ile ilgili meselesine de katıldım. Yani orada bugün da bunu yapan Avrupa yarın bu sözü verip yapmadı, bunları yapmadı diyorsunuz. Biz 50 bine yakın, benim bildiğim 50 bine yakın sınırın 20-25 kilometre derinliğinde biriket evler yapmaya başladık. 50 bin benim bildiğim ki geçen hafta arkadaşlarım yine oradalardı. Yapıldı. Avrupa Birliği'nden hiç kimse elini taşın altına koymadı. Verdikleri sözlere rağmen, o Cenevre'deki söze rağmen, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde de verildiği sözlere rağmen hiçbirini yapmadılar. Şimdi Hasan Bey, yapmazlar. Niye yapmıyorlar? Ben sonra söyleyeyim. Son cümlemi söyleyeyim, siz devam edin. Niye yapmazlar? Yapsalar nasıl olur? Bir dakika. Niye yapmazlar? Niye yapmazlar? Çünkü Suriye'de belli bir bölgenin boşaltılması ve oraya birilerinin girmesi gerekiyordu. Ve bizi vicdanımızın altında bıraktılar. Boşalttırdılar. Bakın açın, göç idaresinin sayfasını açın, bakın. İçişleri Bakanlığı'nın göç idaresinin sayfasına bakın. Suriye'den gelen geçici sığınmacıların yüzde kaçı Suriye'nin kuzeyinden geldi? %61 olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Peki şunu söylüyorsunuz. Son cümlem, onu söyleyeyim, önemli. Biz onlara kapılarımızı açtık. Kardeşlerimiz bir sürü problemlerle beraber olabilir ama asıl problem şurasıydı. Suriye'nin kuzeyini boşalttırdılar ve oraya PYD PKK'yı soktular. PYD'nin PKK'nın sokulduğu yeri arkasında kim var? Amerika ve Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği kendisinin boşalttırdığı ve Türkiye'nin içine akıttığı, Türkiye'nin içerisinde sorun olarak kalsın diye beklediği bir göçmenler topluluğunu tamam ya Suriye'de işler yoluna girdi. Biz tekrar o insanların güven içerisinde memleketlerine dönmesi için size yardım edeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Bey de onlardan söz aldı ve diyor ki şu anda biz onları güven içerisinde bırakacağız.
Bu bir yutturmacadır. Bu bir kandırmacadır. Çünkü büyük bize büyük zokayı yutturan Amerika ve Avrupa Birliği'dir. PYD PKK konusunda. PYD PKK konusunda hiçbir şey söyleyemeyen, Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. PYD bize mi saldıracak diyen kendi ifadesi. Kendisi. Aa, PYD bize mi saldıracak dedi. Öyle değil mi? Yine kendi ifadesini söylüyorum. PYD kendi topraklarını savunan bir şeydir. Yurtseverlerdir. Peki. Diyen de. Dolayısıyla Avrupa Birliği, bitiriyorum son cümle. Avrupa Birliği fonlarıyla ancak şu yapılır. Ki onu yapacaklar. Geçen hafta konuştu. Geçen hafta Alman Dışişleri Bakanı dedi ki Türkiye bizim için 4 milyondan fazla insanı besliyor. Bir vicdanları seslendi ya, sanki. Hayır. Almanya'ydı bunu tabii söyleyen. Ama ne dedi? Ama bir dakika. Bizim için besliyor dedi. Bizim için bakıyor. Onun için de onlara bir takım mali şeyleri var. Vermek lazım. Sıkıntılar, hak vermek lazım. Mali destek vermek lazım. Onların derdi şu. Kapılarını zorlamasınlar. Gelmesinler de. Burada kalsınlar. Suriye'ye dönsün istenmiyor. Çünkü Suriye'de bir devlet kalmayacak. Onu istiyorlar. Bölünmüş bir Suriye istiyorlar. Ve PYD PKK bölgesi oluşturuyorlar. O bölgeyi ancak Türkiye'ye iterek açabilirler. Peki Avrupa Birliği Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kandırıyor diyorsunuz. Böyle bir sınıf olamaz. Ya Kemal Bey bizi kandırıyor ya Kemal Bey'i kandırıyorlar. Bilemiyorum.